Kazı Çeşme Sanat Konuşmalarına hoş geldiniz. Programımızı Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu ile açtık. Kazı Çeşme Sanat Kütüphanesi'ndeyiz. Burada her ay sanatın farklı bir dalını konuşuyoruz. Programımızın müzik bölümlerinde kemanda Ebru Söylemez, piyanoda Feride Öget bizlerle oluyor. Bu ay konumuz mizah sanatı. Konuğumuz Sayın Hasan Kaçan. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hasan Kaçan küçük yaşta ailesiyle birlikte Kayseri'nin İncesu kazasından İstanbul'a Dolapdere'ye taşındı. Çocukluğu ve gençliği orada geçti. Çizmeye ortaokul yıllarında başladı. Oğuz Aral'ın yanında çıraklığını geçirdikten sonra kıdemlendi. 15 yıl onun yanında Gırgır dergisinde çizdi. Bu arada Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Ardından Hıbır, daha sonra Ustura dergilerinde çizdi. Hayatında yeni bir safha açıldı. Film senaryoları yazmaya başladı. Birçok filmin senaryosunda rol aldı. Bir yandan oyunculuk da yaptı. Onun oyunculukları arasında özellikle Ekmek Teknesi'nde Herodot Cevdet Hafızalar'da önemli bir yer tutuyor. Sonrasında da birçok filmde senarist ve oyuncu olarak yer aldı. Bugünlerde daha çok kendi sanat merkezinde öğrenci eğitmekle ve yeni prodüksiyonlarla meşgul. Hasan Bey, çocukluğunuza gidelim ve bu sanat yönünüzde önce ailenizin etkisini ele alalım. Mizah sever bir aile. O size de herhalde kalıtımla geçmiş. İnsan çocukluğunun işte 3-4 yaşlarını hatırlayabiliyor. Bazen biraz daha geriye gidiyor, bazen daha ileriye. Sizin ilk hatırladığınız olaylardan biri babanız İstanbul'da askerde olduğundan onu özlediğiniz için Kayseri'den iki arkadaşınızla yola çıkmanız 4 yaşında. Dinleyelim. Ahmet ve Mehmet mi? İkisi, biri Ahmet'ti. Doğru, Ahmet Tuzcu'nun oğlu. Tuzculuk diye bir meslek vardı. Kaya tuzunu çekerler ve onların şeyleri vardır. Önce kırarlar. Sonra bir de tabii bunu çekme makinesi vardır. Bizim ilçenin tuzcusu, onun oğlu Ahmet. Bir de berdici derler. Yani semerci esnafı. Yani şeylere, atlara, eşeklere şey yapan, semer yapan. Onun dışında da hasırla uğraşan bir meslek. O Berdici'nin oğlu Mehmet de bunlarla İstanbul'a gelmek üzere yola çıktık. Yani otobüse binmedik, bir arabaya, bir araca binmedik. Babamı özlediğim için hadi gidelim dedik. Nereye gideyim? Yani bildiğimiz yol neresi? Bizim bağa giden yol. Yani yol orası herhalde dedik. Başka yol bilmiyoruz çünkü. Bağa doğru yola çıktık. Hatırlıyorum yani oldukça. Yürüdük yürüdük, tamam erik merik bilmem ne falan bir şeyler de atıyoruz. Ama vakit geçiyor sürekli ve bizim İstanbul'a bir an önce gitmemiz lazım. Biz daha bağdan çıkamadık. Sonra bir dere çıktı karşımıza. Dereyi geçmek zorunda kaldık. Islandık. Ayakkabılarımıza sular girdi falan filan. Hava da yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu sefer biz o kahramanlar hafif korkmaya başladı. İşte çalı gölgelerini hayvan zannetmeye, canavar zannetmeye başladık falan filan. Karnımız acıktı. Kahramanlıkla çıktığımız yolda ağlayarak bir ağacın dibine çöktük. Efendime söyleyeyim. Ama o sırada garip bir şey oldu. Hava karardı, kararacak. Kimseyle de en ufak bir irtibatımız yok. Şeyde de bağ dediğimiz yerde kasabanın oldukça dışında yani zannederim 10 kilometre falan bir yürümüşüzdür. Dağın başında kaldık. Ama çoban görmüş bizi.
ya da o sırada bir avcılık yapan birisi görmüş ya da bağıyla uğraşan bir gene bir şey bir tanıdık görmüş. Dolayısıyla o zamanın şeyi navigasyonu dediğimiz şey insanların kendi aralığı. Ya senin torun şuraya gidiyordu ben onu şu falan filan deyince babaannemin kulağına gidiyor. Biz o şeyde karanlıkta bize doğru gelen babaannemi önce korktuk tabii sonra görünce de sevinçten ağlamaya başladık. Osmanlı kadın şeydi iri bir şeydi Allah rahmet eylesin. Yani cüsseli bir şeydi kadındı. Hem bize sokum derler Kayseri'de. Yufkayı böyle şey soğan movan içine peynir meynir bir şeyler aç olduğumuzu düşünerek onları önce yedirdi. Sonra hep bizi bir kucağına, birimizi bir kucağına, bir tanesini de boynuna alarak üç tane şeyi, oğlan çocuğunu taşıyarak şeye indirdi, kasabaya indirdi. Unutamadığım bir şeydir yani. Hem onun fedakarlığı hem de o nasıl yapabildi bunu. Yani ensesinde bir çocuk, iki şeyde kolunun altında da karpuz değiliz ki netice itibarıyla. Belli şeyimiz vardır. Ama şeyle uğraşan, tarlayla, çiftle, çubukla uğraşan insanların, kadınlarının da güçlü olduğunu fiziken bir şekilde o yaşımızda tespit etmiş, görmüş olduk. Ertesi sene babanız sizi İstanbul'a almaya karar vermiş evet. Ki kara trenle ailece yola çıkıyorsunuz. Film gibi. Film gibi. O zamana kadar Erciyes Dağı'nın sizin hayatınızda önemli bir yeri var. O merkez adeta. Evet. O yavaş yavaş görüntüden çıkıyor uzaklaştıkça. Tabii pencereden bakıyoruz evet. Şeye, yolculuğa. Biz el salladılar önce. Evet. Yani anneannem, teyzem, efendim, bütün o sevdiğim akrabalar önce bir el salladılar. Oyun gibi bir şey. Ama o el sallamadan biz gittikçe uzaklaşmaya başladık. Uzaklaştıkça garip bir duygu, ben onları göremez hale geliyorum diye hafif bir şey, burukluk şey yaptı, geldi. Ama şeyi görüyorum hala, Erciyes Dağı'nı görüyorum yani, çünkü o hakim oldukça, yani en azından Kırşehir'e kadar hakimdir. Erciyes Dağı'da kaybolunca ben başladım ağlamaya, çünkü bir daha onlara kavuşamayacağım duygusu şey oldu, asıl oldu. İşte annem falan. Sonra tıkır mıkır tıkır mıkır. Tabii o zamanın şeyleri, trenleri, içeride yemekler, uyuyanlar, çocuklar, bilmem şunlar, bunlar, ekşi kokular, garip bir şey. Hatırlıyorum yani onları. Yani uzun süre uyumaktan ve orada durmaktan ve evden tabii bir şeyler getirilmiş bohçaların arasında yemek için. Onların ekşimesinin, hepsinin bir araya gelmesinden oluşan garip bir kokuyla birlikte biz Haydarpaşa'ya filmlerdeki gibi evet. Gelmiş olduk. Şimdi ilk defa deniz görüyorsunuz, çocuklar ve anneniz. Hı hı. Anneniz işte İstanbul'un dört tarafı deniz diye duymuş. Zaten duymuş. Geliyorsunuz Dolapdere'ye. Anneniz sizi evden bir süre çıkarmıyor, birkaç ay herhalde. Evet, küçüğüz. Evet. Denize düşersiniz diye. Evet. Yani o öyle zannediyor. Bizim hani evin kapısından çıkar çıkmaz kaldırımlar ayağımızı dışarıya attığımızda cüp diye herhalde kaybolacağız diye düşünüyor. Tabii sonra o da gördü ki öyle bir şey yok ama aşağı yukarı belki bir ay falan. Biz hep teras vardı ilk geldiğimiz evde bir Rum binasıydı. Terasın ne olduğunu bilmiyorum. Yani kasabadan gelmişiz. Bir yüksek bir binanın üst tarafında bir boşluk var. O terastan aşağı bakmak da zaten korkutucu bir şey bir taraftan. Yavaş yavaş alıştık. Annem de alıştı. Sonra denizin daha biraz daha yürüyerek Kasımpaşa tarafında olduğunu şey yaptık, gördük. Çünkü ne oldu? Mesela babam bizi oradan aldı. Zaman zaman alışmamız için tekneye şey yapıp Kasımpaşa'dan motora bindirip şeye götürdü. Eyüp'e götürdü. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Orayı ilk defa görüyoruz.
İşte tabii dümbelekler, düdükçüler, bilmemler falan filan, çocuk olduğumuz için onlar çok ilgimizi, alakamızı çekiyor. Şeyde kasabada görmediğimiz bambaşka renkli bir şey. Hayat, davullar, bilmem falan filan, ya da böyle Jamaikan'ın içerisinde cami var da böyle açınca karlar yağıyor, sonra tekrar kapatıyorsun, o eğip caminin üstüne karlar yağıyor falan. Bunları ilk gördüğümüzde zaten kasabada görmediğimiz için son derece şaşırtıcı ve hani sevindirici bir şeydi bizim için. Ama mizah dediğiniz yani ailede olan hadise rahmetli amcam da ciddi anlamda vardı. Annemde de vardır. Annem şu anda Allah ömürler versin, sağlık sıhhat versin. En küçük kardeşimin yanında annem de şeyle amcamla Hacivat Karagöz gibi bayağı onlar şey yaparlardı, atışırlardı. Ama şey, yani matrak atışma. Şimdi iki koltuklu bir berber dükkanı babanızın ki Asım amcamı onunla birlikte çalışıyorlar. Aslında babanız daha kıdemli. Tabii. Ustalıkta daha ileride, fakat amcanın kuyruğu hep daha fazla oluyor. Sebep? Yani amcam çünkü avcılar gibi yani berberler de konuşmalarıyla meşhurdur. Başından geçmemiş olayları geçmiş gibi anlatarak, yani ne diyoruz biz ona, yalan demiyoruz da süsleme sanatı yapıyor. Süslüyor bir takım başından geçen hadiseleri. Yani işte Amerika'ya gittiği ve Kızılderililerle nasıl karşılaştığını anlatıyor. Ben de hayran hayran dinliyorum. İşte Rusya'ya nasıl gittiğini, Sovyetlerin içine nasıl sızdığını, bir gemi önünde resim çektirmiş. Onun bir takım şeyleri de oluyor böyle. O zaman inanıyoruz yani herhalde şeyde Karaköy'de yahut da yani bu taraf Sarayburnu'nda falan bir geminin önünde yabancı ismi olan gemide resim çektirmiş. Bakın ispatı da burada. Ben Sovyetler Birliği'ne sızdım, işte memleketim için böyle ajanlık ya falan filan deyince insanlar onu dinlemek için tıraş olmuyorlar. Birbirlerine şey veriyorlar sırayı. Yani babanıza geçmiyorlar, onun müşterisi bitse bile amcayı bekliyorlar. Tabii tabii, babam bitiriyor işini, amcamın şeyi oluyor, müşteri kuyruğu oluyor. Bu hep öyle oldu zaten. Evet. Ben de hayranlık duyardım onun anlattığı şeyler, hikayelere. Bir gün de herhalde bebek haberi geliyor. Çocuğu doğmuş, önlüğüyle mi hastaneye gitti? Hastaneye gittiğinde almıyorlar. İşte bir Türkiye'nin belli dönemleri vardı. İşte bu bahsetmiş olduğumuz herhalde 60'ların sonu, 70'lerin başı diyebileceğimiz bir şey. O sırada hastaneye giremezsin. Orada bir tane şey vardır. Çok uzun zaman devam eden bir şey oldu bu. Yani 90'larda da herhalde. Yani rahmetli Özal zamanı biraz hafifledi. Ama bir hastane kapısından, devlet hastanesinin kapısından içeri yasa hemşerim diyen bir beyaz önlüklü bir şey vardı. Seni almaz içeri. Yahu çocuğum doğdu bilmem ne falan filan. Mümkün değil, giremezsin. Amcam da şey yapamıyor, göremiyor. Sonra tırıt dükkana geri koşuyor. Berber gömleğini giyiyor. Buraya bir tane kalem takıyor. Bir kağıdın üzerine Doktor Asım yazıyor. Langıt diye açılan hastam var, bir acil macil diye. Şey yapıyor, giriyor. Bunun ne kadarı doğru? Orasını bilmiyorum. Ama berber gömleğini doktor gömleği olarak yutturduğunu bize anlatırdı. Biz de onun kahramanlığına hayran olurduk. Amcanız böyleyken babanız biraz ağır abi. Oturaklı. Evet. Mahallede de sayılan birisi. Sizin gözünüzde onun karizmasını büyüten bir olayla karşılaşıyorsunuz bir gün. Evet. Siz çünkü okul döneminde bir yandan çıraklık da yapıyorsunuz orada. Evet. Herkes de her çocuğun yaptığı bir şeydi o. Yani okulu bitiren o dönemde her çocuk muhakkak bir esnafın yanına verilir ve o şey aylaklıkla geçmez. Tatil aylaklıkla geçmez. Siz kışın berber dükkanında, yazın da başka dükkanlarda. Tabii yani kışın berber dükkanında derken mektepten tabii gelince ki. Derslerini yaptığımı yaptın. Hadi aylaklık yapma gel, dükkanda yardım et, müşterilerin sırtını fırçala, dükkanı süpür, sıcak su lazım berbere, onu şey yap, takip et, su azalmışsa
suyu tamamla falan filan. Böyle aslında büyülü bir şey dünya bir taraftan, yani o yaşta baktığımızda sular kaynıyor, buharlar çıkıyor. O buharların içerisinde böyle insanlar hafif şey gibi, gölge gibi, hani şiirli bir şey. Yani bu açı, bu zamandan baktığımızda böyle bir küçük bir dükkan ama çok önemli kişiler geliyor bu arada. Bizim dükkanın üst tarafına, yani Tarlabaşı yokuşunun üstünde Masist eşya fabrikası vardı. Çelik eşya fabrikası. Sonra orası boşaldı. Biri geldi, bir kamyonlar falan geldi. Kazankaya film şirketi tabelası astılar. Belki sinemayla ilk karşılaşmam orada olmuştur. Ali Belenli sineması vardı zaten, mahallenin açık hava sineması. Orada gördüğümüz artistler bizim dükkana gelmeye başladılar. Çünkü o dönemde starların diyelim, o dönemin büyük şeyde, yani Ayhan Işık, İzzet Günay, Kartal Tibet falan gibi oyuncuların özel kuaförleri falan yoktu o dönemde de. Biz en yakın berber neresi? Bizim dükkan. Geliyordu, sakal tıraşını oluyordu falan filan. Ben de hayran hayran bakıyordum işte. Ya bu adam az önce şey Kara Murat değil miydi? Ya da bilmem ne gibi. Özellikle tabii erkek şeyler, oyuncular gidip gelmeye başladıkça ben böyle, benim için şey ne derler, çok büyülü bir dünya şey yapmaya başladı, oluşmaya başladı. Belki onun getirdiği duyguyla çizgiye bir evet. şey olmuştur. Bir hafta sonra değişik biri geldi dükkana herhalde, evet. Ha, tabii, hala da öyledir de hafta sonları çok kalabalık olur berber dükkanları. Yani herkes hafta sonunu bir o kadar çalışmış esnaf, işte marangoz tozlanmıştır falan filan. Cumartesi günü hiç olmazsa pırıl pırıl olayım. Geç kapattığımız için dükkanı saat 11-12 civarlarında ben kilitliyorken birisi geldi, ya ustacığım şeye çıkacağım, Beyoğlu'na çıkmak çok önemli. Yani o, tabii. Serseri gibi çıkamazsın. Tabii. Şimdi oluyor, herkes çıkabiliyor yani. Ama böyle tertemiz çıkmak için ya Beyoğlu'na çıkacağım. Ne olur bir perdah. Perdahın da ne olduğunu açıklamak gerekir. Bir yani bir kere bir tıraş et, tamam razıyım. Evet. Oturdu ama köpürtmeye başlarken güm diye kapı açıldı. İçeri birisi girdi, yani hatırlamıyorum ama adam çok şiddetli bir şekilde geldi, elinde kocaman tabanca. Gördüğümde ben elim ayağım gitti. Geldi, oturan müşterinin alnına dayadı. Öldürecek adamı. Ben bir tabii her şeyi bıraktım. Babama baktım, hani babama da bir şey zarar olmasın diye. Babam gayet şey, sakin ama çok da sinirli. Kaşları da çattı falan. Ne yapıyorsun sen dedi. Hatırlıyorum. Ne yapıyorsun dedi. İşte geberteceğim bunu bilmem ne falan filan. Ulan dedi, burası ekmek kapısı dedi. Ekmek kapısı deyince adam bir durdu. Yani belki içkiliydi, bilmiyorum. Hani sarhoş muydu ne? Ama burası ekmek kapısı dedi. Bir durdu adam. Bu elimdekini görüyor musun dedi. Kelime kelime hatırlıyorum yani. Ustura, ki o zamanın böyle geniş ağızlı usturası. Bunu görüyor musun dedi. Bu dedi, bu adamın gırtlağını saniyede keser dedi. Kesecek olsam ben keserim. Sen kim oluyorsun lan dedi. Bu adam gırtlağını bana teslim etmiş. Kesecek olsam ben keserim. Defol git buradan. Elinde tabanca al adama. Defol git buradan. Bu nasıl... Adam ne olduysa bilmiyorum. Abi kusura bakma. Kusura bakma abi dedi. Ya ben dedi bir an şey yaptım, affedersin falan. Ver elini öpeyim falan filan yaptı. Tabii daha sonra, yani yıllar sonra bu şeyin bir hani bir duruş, bir racon olduğunu anlıyorsun. Müşterisine sahip çıkıyor ama aynı zamanda da ona bir şey veriyor. Bir ders veriyor. Yani sen yanlış bir şey yaptın. Ekmek kapısına girdin. Defol git dışarıda, ne yapacaksan yap. Onu da dedi ama. Defol git dışarıda, ne yapacaksın? Burası ekmek kapısı. Hmm. Abi kusura bakma dedi adam. Gitti ama biz tabii bittik orada.
Yani daha fazlasını anlatmayayım. Bir yandan şiddet içeriyor ama bir mizah gibi de. Kara mizah. Evet, kara mizah. Tabii kara mizah. Babanız cumalara gidince kasap Muharrem boş durmuyor. Abi sen bütün bunları nasıl araştırdın? Evet. Şimdi memlekette fukaralık var o dönemde. Ya fukaralık derken herkes fakir anlamına söylemiyorum. Hayat fukara. Parası olan da fukara. İmkansızlıklar var. Tabii imkansızlıklardan dolayı fukaralık evet. var. Yani cebinde istediğin kadar paran olsun, istediğin şeyi alamazsın. Yani canım bir şey çekti. Yoktur o Türkiye'de. Yani işte yabancı ayakkabı, bilmem ne, şu kılık, kıyafet, şu bu falan filan, ya da bugün şeylerde gördüğümüz ne derler, AVM'lerde gördüğümüz hadiseler filan, böyle bir şey yok ki. Kamyon kadar paran olsun. Araba alamazsın. Yazılman lazım, sırası gelecek bir telefon. Telefon da alamazsın. Ancak belki çok para verirsen öne şey yaparlar, ama o da birkaç ay şey yapar. Yazılırdınız mesela 10 senede gelirdi filan. Yani biraz bizim param varsa işte o öyle. Evet. Birkaç sene evet, daha. Yani evet. 10 sene değil de 2 evet. senede gelir bizim ama. Alt komşumuz 11 senede gelmişti. Evet. Şimdi cebimizde o telefonla dolaşıyoruz. Şimdi böyle bir şey var. Yani öyle bir fukara hayat var. Bu onun içerisindeki imkansızlıklarla birlikte soruyu bir an şey yaptım. Şimdi Muharrem dükkanın kapısına. Eyvallah. Şimdi evet. böyle bir hayatın içerisinde yani yoklukların normal olduğu, hiç kimsenin bir konfor alanının olmadığı, yani bugün itibariyle gördüğümüz hayatın uzaktan yakından bu hayatta alakası olmayan bir hayat içerisinde esnaf, sanatkar, kimse, yani bütün bunlar ister istemez mizaha tutunuyorlardı. Yani şakalarla hayat ancak sürdürülebiliyordu. Esnaf da birbirine şaka yapıyordu. Arkadaşlar da birbirine şaka yapar. Dolayısıyla yani öğrenciyiz, evet, ilkokul talebesiyiz, bizler de hep şakalarla ve daha doğrusu mizahla ayakta kalıyor. Şimdi ünlü bir yazarın sözü vardı, ismini unuttum. Ama çok güzel bir söz. Mizahsız bir toplum korkunçtur der. Ama her şeyi mizah olan bir toplum daha da korkunçtur. Yani mizahsız yaşanamayacak toplum gibi. Brecht'in herhalde. İşte ama her şeyi mizah olan bir toplum daha da korkunçtur diye. Dolayısıyla onun içerisinde belli bir dengeyi tutturarak insanlar şakalarla şey yapıyorlardı. O yüzden de Kasap Muharrem, babam Cuma'ya gittiğinde işte Berber Ali vefat etmiştir, cenazesi işte yukarıdan şu camiden kalkacaktır diye yazardı berber dükkanının camına. Annem gelir ağlar, efendim tanıyanlar gelir, herkes birbirini yerden yere gitti vururken. Zannediyorlar. Tabii. Tabii. Yani bir anda gitti galiba tabii. diye. Sonra işte meğersem şakaymış bu. Fakat o tekrarlıyor başka haftalarda herhalde, değil mi? Yani bir haftada kalan bir şaka. Şimdi tabii onu yapınca babam da ondan şey yapıyor. Evet. Mesela Kasap Muharrem hala dükkanı var. Kendisi de dükkana Allah ömürler versin. Tamam. Gidip geliyormuş, duyuyorum. Kasap Muharrem şeye gittiğinde, camiye gittiğinde onun kayınpederi babam tarafından şey tıraş ediliyor. Tıraş edilirken evet. babam diyor hayat ne acayip bir şey diyor. Ne oldu diyor işte köpükler içerisinde. Ya işte bir varız bir yokuz diyor babam. Hayat çok acayip diyor. Ne oldu ya? İşte ya bu Kasap Muharrem diyor. Yani onu tanımazdan geliyor. Bizim Muharrem diyor kasap ne oldu? İşte et keserken diyor Allah korusun diyor böyle bileğinden götürdü diyor şey diyor. Küt diye diyor. Kan kaybından diyor gitti mi gitmedi mi? Damadım diye adam her şeyi bırakıp şeyden fırlıyor. Berber dükkanından fırlıyor gidiyor falan filan. Vay o demek Berber Ali yaptı. Bitmeyen birbirini şey yapan sürekli tahrik eden şakalarla geçen ve geçmesi başka türlü geçmesi mümkün olmayan sıkıcı bir şeyi matrak ve tatlı bir hale getiriyorlardı. Peki biraz ara verelim ben şimdi. Nasıl arzu ederseniz mutlu oluruz. İki müzik parçası dinleyeceğiz arkadaşlarımızdan. İlki Pembe Panter. Bu
film dizisi diyelim, dizi film değil de... Peter Sellers. Evet, başta Peter Sellers oynamıştı. Sonra başka aktörler de rol almıştı. Blake Edwards'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği bir film. Müfettiş Jack Clouseau'nun maceraları. Niye Pembe Panter ismi verilmiş? Orada işte komedi, polisiye bir dizi. Bir elmas var. Elmas'ta da bir Pembe Panter figürü görünüyor. Hatta filmin jeneriği Pembe Panter'in görüntüsüyle bir çizgi. Bu animasyonla başlıyor. Evet, animasyonla başlıyor. Daha sonra bu animasyon tek başına çizgi film karakteri olmuş. Önce onu dinleyeceğiz. Arkasından 1974'te bir televizyon dizisi olarak çıkan The Muppet Show. The Muppets veya Kuklalar. Hı-hı. Jim Henson'ın bir yapımı. Onunla Sam Pottle onun da bestelerini yapmış. Orada bir müzik vardı hep çalan, Mana Mana diye. O aslında daha önceden bestelenmiş Piero Umiliani tarafından. Ama onunla anılır. Onunla anılırdı. O meşhur etmiş. The Muppet Show meşhur etmiş. Evet, şimdi önce Pembe Panter, sonra Mana Mana, sonra The Muppet Show. Thank you.
Teşekkürler. Evet, haylaz bir çocuksunuz. Bir gün arkadaşlarınızla bir erik ağacına dadanıyorsunuz. Sonra ağaçta siz kalıyorsunuz herhalde, onlar gidiyor. Yani haylaz bir çocuksunuz derken, herkes haylaz. Lütfen. Tabii, herkes haylaz. Tabii, ona, şakadan evet. Suçlama. Evet, geleceğim. Haylazlık, yani haylaz olmazsanız dönemde bir mahallede yaşayabilme şansınız yoktur. Çünkü çocukların da kendi aralarındaki şakaları çok ağır şakalar olduğundan haylazlık olmaz bir durum. Çünkü şöyleydi, rahmetli babamın berber dükkanından ben o şeyi Allah'tan şey yapıyordum, ne derler, çözüyordum o hadiseyi. Çünkü şimdiki gibi saçı şöyle olsun, böyle model olsun falan filan öyle bir şey yok. Çocuk getirildiği zaman makine bir taraftan girer, öbür taraftan çıkar. Evet. Ya da en fazla alabrus, yani şurada azıcık kalır. Ama kafa kabak. Bütün herkesin kafası kabak. Dolayısıyla kimin kafasında daha fazla yarık, yani taş yarığı izi varsa en haylaz odur, en bulaşılmayacak adam odur. Dolayısıyla ona bulaşmazsın. Rütbesi en yüksek olan. Tabii rütbedir o şey. Evet. Yani o çocukluk evet. Rütbesi odur. Şimdi bu çocuklarla birlikte haylazlık ne yapacağız mektepten sonra? Ya savaş tahta şeylerle, ya mahalle savaşı, domates filan şey atacağız birbirimize. Pazar kalıntısı olan domatesleri. Normal domates atılmaz. Nimettir o. Yani o yaştaki çocuk da bilir onu. Ezilmiş, çürümüş, pazar artığı kalan şeyler. Efendim söyleyeyim. Onun dışında komşunun bahçesinin damına çıkacağız. Bahçesinin duvarına çıkacağız. Oradan erik şey yapacağız, toplayacağız. İki tane, üç tane erik yedin zaten. Erik ayrıca o dönemde vardı yani. Sokaklarda da erik ağaçları filan, çitlembik ağaçları bir sürü İstanbul'da. Ama illa haylazlık yapacağız. Zevki o. Evet. Evet. Buyurduğunuz gibi ağaca çıktık ve şey yapıyoruz. Kazağımızı pantolonun içine şey yapıp sokup boynumuzdan aşağı şey erik dolduruyoruz ve şey şişmeye başlıyor o şey. Taşıyabilecek kadar olduğumuzda da fıyıyoruz yani. Birden şey vardı işte, bir emekli ne derler, asker miydi yoksa bir bürokrat mıydı bilmiyorum, bir komşumuz. Korkardık da ondan. Zaten hani onun bahçesinden erik yürütmek daha zevkli oluyordu öyle olunca. Tabii. Kimseyi sokmaz çünkü bahçesine. Herkes kaçtı. Ben ağaçta kalıverdim. Kaçamadım. Böyle hareket yaptı. Hani gel bakalım. Ne yapıyorsun? Kızmadı da. Böyle. Şimdi çok korkutur o hareket, sessiz. Böyle. Ben de yavaş yavaş İnerken tabii şey açıldı, kazak açıldı, erikler yerlere döküldü falan filan. Dövecek diye bekliyorum. Yani tokat nereden gelecek bilmiyorum. Dövmedi, vurmadı. Ama büyük bir hayat dersi verdi o yaşta bana. Dedi ki topla bunları. Tekrar dedi şey yap, ceplerine doldur. Yavrum dedi. Eve götür dedi. Ben böyle bakıyorum, niye? Demek ki dedi baban size alamıyor ki. Sen bu ağaca tırmandın ve hırsızlık yapıyorsun. Baban alamıyor ki. Bu iki şey birbirine girince bana çok dokundu. Nedir o? Yani mahalle eriği, babam erik alır yani. De. Yani babamı o duruma düşürmek, efendime söyleyeyim, bana böyle bir şey yapıyor olması, yani erikle birlikte bir, yani fena bir tokat atması evet. Çok şey yaptı yani. Bir daha da tövbe ettim öyle bir şey yapmamaya. Bir erik maceramız öyle sona erdi de ya duvarlardan inmezdik tabii yani. Bir de o çalıştığınız yerler arasında bir karpitçi var. Bir de orada yaşadığınız bir hadise var. Üstad sormayın yani. Şimdi karpitçi var derken karpiti de açıklamak icap ediyor. Evet yani oksiasetilen kaynaklar vardı. Evet. Yani şeylerin, tamircilerin, oto tamircilerinin ya da demircilerin falan bir şeyi ateşle kaynatmak için çok sağlam bir ateşe ihtiyaçları vardı. Onu sağlayacak olan şey suya atıldığında gaz çıkaran karpitti. Karpit o tanka atılır, o da şeyin içerisinden dumanı ya da gazı bir şekilde geçer, tüpün içinden
Sonra ucunu yakarlar ve şey yaparlar. Karpitçi de çırak olarak çalışıyorum. Tabii bir de şu var, karpitin bir özelliği var. Duman çıkardığı için, duman diyorum, gaz çıkardığı için çocuklar için de bir oyun şeyidir. Arsada bir çukur kazarsınız. O çukurun içine su doldurursunuz. İçine birazcık karpit atarsınız. Karpitin üstüne de konserve kutusunu koyarsınız. Konserve kutusunun üstünde bir minik delik açılır ve oradan birisi sopayla bir şey uzatır. Ateş uzatır. Güm diye alev alınca biz füze uçurmuş oluruz. Ben de karpitçide şey yaparken boş koca koca torbaların içerisinde iki tane alsam ne olur ki diye. Habersiz alıyoruz ama. Yani çok ayıp bir şey. Ama dayanamıyorsun, çocuksun bir de. Yani karpitler duruyor orada. Aldım iki tane karpiti, cebe koydum. Efendim, usta, yani patronun gelmesini bekliyorum falan filan. Patron geldi. Bir de çok korkuyorum bu arada, ya anlarsa diye. Yaz ayı. Terlemeye şey yaptım, başladım korkudan herhalde. Onun için cebimden dumanlar cebimden dumanlar çıkıyor. Baktı. Anladı tabii iki tane karpit yürüttüğümü. Oraya getirse bir kibrit çaksa bacak macak yanar benim yani. Ondan sonra demek dedi böyle şey yapıyorsun dedi. Emanete böyle dedi. Riayet ediyorsun. Aldı babama götürdü. Bak dedi seninle olan böyle böyle bir şey yap dedi. Aşırı yani korkunç mahcup oldum. Ve ne diyeyim babama, vurmadı da. Ondan sonra demek böyle yapıyorsun dedi. Sen bundan anlıyorsun dedi. Hırsızlık şeyiniz mi oldu? Ne der, alışkanlığınız mı oldu falan filan. Çünkü hani küçük hırsızlıklar sanki zarar vermezmiş masum gibi geliyor. Ama bütün her birinden de tokat gibi şey ders aldım açıkçası. Zaten oradan saniyesinde kovulunca gene dükkanda kaldım. Gene müşterilerle baş başa kaldık. Evet. Hani garip bir şey. Böyle yaşayarak ve yaşatarak sana bir şey söyleyerek ya da sana dokunan, ruhuna, gönlüne dokunan bir şey söylendiğinde o çok daha kalıcı oluyor. Yani kulağını çekti cart diye. Bir iki gün sonra unutursun yani. Ya da bir tane tokat attı. Onu da unutursun. Bir şey olmaz. Ama söylenen laf o yaşta çok şey yapıyor. Hani adama çok koyuyor diyelim böyle şey. Fena yapıyor yani o yaştaki çocuğu. Öyle o şey yaptık. Bu tür hayattan dersler evet aldık ve yapmamaya gayret ettik evet sonra. Yapmadık demiyorum yani. Yapmamaya gayret ettik. O dönemde karate filmleri meşhur. Bir gün rahmetli kardeşiniz Metin bir şaka yapıyor. Filme gitmiş, orada görmüş herhalde. Dükkanın önünde duruyorum. Ondan sonra Metin karşıdan geliyor. Birdenbire hey o diye bir ses yaptı falan filan. Şu gözümün içine iki parmağını cart diye soktu. O anda görmez oldum birdenbire falan. Bağırmaya çağırmaya başladım onu filan. Bana böyle yaptı. Hani böyle yapacaktın dedi. Ben o filme gitmedim ki, bilmiyorum ki. Meğerse o filmin baş kahramanı parmak böyle gözüne şey yapıldığında böyle yapıyormuş. Dolayısıyla şöyle dur, şurada kalıyor şey parmak. Böyle yapacaktın dedi. Nereden bileyim dedim ya. Ben gitmedim ki o filme. Gitmediğim için bütün gün böyle gözlerim şey yarı şebelek bir şekilde dolaştım. Sizi suçlamış filme gitmemek sizin hatanız diye. Tabii benim hatam. Evet. Futbol oynuyorsunuz bir yandan. Bir idolünüz var, kaleci. Tabii bir yandan da herhalde az gol yemiyorsunuz ki size bir sıfat takıyorlar. Kovačević diye bir futbolcu vardı. O zaman Yugoslav dağılmadığı için şey. Evet. Yugoslav futbolcular çok gözdeydi. Bir tane de Kovačević diye bir futbolcu vardı. Beşiktaş'a geldi hatırlıyorum. Ama Kovačević kaleci değildi. Mahallede benim adamı Kovačević taktılar. Çünkü uzaktan yakından ne gelse kabul ediyoruz yani. Burnumun ucundan vurduklarında kurtarıyorum.
Ama uzaktan gelen şutları yediğim için adamı Kovačević koydular. Kimdi o idol kaleci? Galatasaray'da Yasin Özdenek vardı. Evet. Tabii ki şeye gidiyoruz. Hafta sonları haçlıklarımızı biriktirip futbol maçlarına falan filan gidiyoruz. Ve karışık yani. Beşiktaşlı, Galatasaray. Yani hangi takımı tutuyorsa arkadaşlarımız, kimin maçı varsa kalabalık oraya gidiyor. Yani böyle bir fanatiklik hiçbir zaman yoktu. Şakalar vardı ama. Filan falan. İşte ne kadar Yasin'e şey yapmaya, özenmeye çalıştıysak da kader bizi çizerler, sen çizgi çizeceksin. Evet. Senin bu işte şeyin yok, ne derler, bu futbolda işin yok diye bizi başka bir tarafa, evet, yönlendirdi. Tenten'i iyi takip ediyorsunuz. Bayi'de bekliyorsunuz hatta yeni sayısını. Gazeteler kahvenin önüne böyle bağlanmış bir paket olarak atılırdı. Onu gazeteci sonra gelir şey yapar, keser, açar, tasnif eder. Yani o kadar sabırsızlıkla şey yapıyorum ki, çizgi romanı bekliyorum ki, sabah bakıyorum geliyor oraya, bir türlü gazeteci gelmiyor. Yani çokça gidip o şeyin arasından dergiyi çekip aldığım, parasını sonradan verdiğim olmuştur yani. Bir de açık olmuyordu dergiler. Siz açıyordunuz bıçakla filan, değil mi? Tabii, o zaman şey, öyleydi. Bıçakla, değil, evet. Bıçakla zor açılır, tarakla, evet, tırırt diye açılır. Evet. Yani açmak dediğimiz şey şu, dergilerin, evet, üstü, bunlar katlanmış formada, forma olarak basıldığı için, evet, burası böyle açılmaz. Onu açmak için işte böyle tarakla ya da bıçakla şey yaparız, açmaya gayret ederiz. Gerçi büyüdükçe Tenten'i tanıdıkça biraz eleştiriyorsunuz da, değil mi? Yani o çizgi romanın... Yani çok sonra tabii. Evet, yani sonra, şimdi daha sonradan. Yaptığımız işin külhüne, evet, vakıf olmaya başladıkça bu yabancı çizgi romanlar ne anlatıyor? Şey, yani işte Disney ne anlatıyor? Mickey Mouse neyi şey yapıyor? Efendim, Tenten niye var? Ne anlatıyor bize? Çünkü Tenten'in maceralarına baktığınızda Tenten muhakkak Belçikalıdır şey, çizeri Herge. Evet. Aynı zamanda yazarı da bildiğim kadarıyla. Evet. Hep ülke dışına çıkar ve başka ülkelere medeniyet götürür. Tenten Kongo'da, Tenten Hindistan'da, Tenten şurada, Tenten burada. Oranın kötü adamlarıyla şey yapar Tenten. Sonradan öğreniyorum ki yani Tenten niye hep buralara gidiyor diye. Belçika Faşist Partisi'nin başkanı Herge'yi yanına çağırıyor. Herge de öyle bir şey, ne derler, ırkçı bir şeye meyyal. Evet. Diyor ki böyle böyle bir şey yapacaksın. Bu kahraman gidecek bizim şeyimizi, kültürümüzü, oradaki vahşilere ya da medeniyetsiz insanlara medeniyet götürecek diye. Hani Tenten'in macerasının böyle bir şey olduğunu gördükçe zaten uzaklaşmaya başladım, ama sadece sonra, Tenten değil, tabii, bütün çizgi romanların altyapısında muhakkak bir şey var. Ciddi bir hedef var, var. Ve o hedefle ne diyelim, yani çocuk yaşta bir şuur altı oluşuyor ve o şuur altında senin ön kabulün sana anlatılan Tenten'in hikayesi ya da Rekit'in hikayesi ya da Asterix'in hikayesi olmuş oluyor. O hikayeler çok da masum hikayeler değil. Hatta Tenten Kongo'da mahkemelik oluyor filan, değil, hı-hı, mi? Evet. Çizgiye eğiliminizi önce havaya çizerek, sonra buharlı, buğulu camlara çizerek tatmin ediyorsunuz. Tabii uygun bir ortam var berber dükkanında. Doğru. O buğu hiç eksik olmuyor. Evet, nasıldı o zamanlar? Şimdi bizi dinleyenler ya da benim anlattığım şeyde kimse inanmıyor bu anlattığım şeylerin hepsinin
hani palavra olduğunu falan düşünüyorlar. Hani kağıt yok dediğimde nasıl olmaz ki diyor. Şimdi, yani benim oğlum da karikatür çiziyor. Çiziyor, buruşturup bir kenara atıyor. Çiziyor, bir kenara atıyor. Ya bir sürü sayfa var. Ya mektep defterinin dışında kağıt diye bir şey hatırlamıyorum. Yani kağıdın varsa ancak o mektep defteridir. O da senin şeyin için. Yani öğretmen gelip orada bir çizgi mizgi görürse cezalandırır seni. Başka? Çünkü kağıt az ve çok pahalı. Sonrasında dükkanımızın karşısındaki şarap imalathanesinin şişelerin üzerine yapıştırdığı etiketler bazen matbaadan bozuk kayık gelir. Yani hurdaya çıkar. O hurdaya çıkanları berbere verir komşu. Ben de onların arkasına çizerek başladım şeyden sonra. Evet. Camdan sonra oraya. Hatta camı çizerken amca, Asım amca çok çiziyorsun. Camları inceltiyorsun, evet. Bir daha yapma diye bana takılıyordu. Takıldığını anlamıyordum. Hakikaten inceliyor zannediyordum cam. Tamam. Evet. Sonra o kağıtlar da ilerlettiniz biraz ve bir gün babanız sizin hemşehriniz olan Ayhan Başoğlu'na götürdü. Malkoçoğlu çizeri. Eyvallah. Ne dedi? Şimdi Malkoçoğlu'na tabii ki çok beğeniyorum ve şeyim, hayranım. O dönemde çok, yani Türk çizgi romanı çok az. Yabancı çizgi roman kıyamet gibi, onu söyleyeyim yani. Çok acayip bir şey. Sonradan yani Hüday Nabit, bizim çizerler, Ayhan Başoğlu rahmetli oldu. Suat Yalaz yakın zamanda rahmetli oldu. Efendim, Tarkan'ın çizeri, onun ismini hatırlayamadım, o da rahmetli oldu. Şimdi bütün bunlara bakarak özeniyorsun ve onlar gibi yapmaya çalışıyorsun. İşte gittik. Ve enteresan, Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkıyordu şey. Malkoçoğlu. Şimdi çıkar mı bilmiyorum yani, yayınlanan. Ama o dönem yani bir şey, ne derler, bir Türk akıncısının şeyi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanıyordu. Bizim dükkana da Tercüman ve Cumhuriyet geliyordu. Yani her görüşten insan okusun diye herhalde. Bize zaten fazla gazete yok. Tercüman bir şey. Cumhuriyet başka bir kitlenin şeyi, gazetesi. Ben de onları okuyorum. Babam da götürünce tabii beni şeye, herhalde bu adamdan bıkmayacak bu adam, biz ona kızsak da çizecek diye aldı götürdü. Götürdükten sonra da bu senin çizdiklerin çizgi roman değil, karikatüre daha çok benziyor diye, sen Oğuz'a git diye beni Oğuz Aral'a yönlendirdi, rahmetli Ayhan Başoğlu. Sonra bu sefer Oğuz Aral maceram başladı. Evet. Nasıl oldu? Bir gün gittiniz onun çalıştığı yere. Yani gittim de kısa pantolonlu bir çocuğum, yani üstümde okul forması var falan filan. Yani ortaokul son sınıfta mıyım zannediyorum öyle. Yani babam müsaade ettiği için tabii oralara gidebiliyorum. Gittik. Beni öyle görünce kapıdaki görevli hanımefendi, sen ne yapıyorsun? Karikatür çiziyorum dedim. Resim çiziyorum. Dergiye karikatür getirdim. Oğuz Aral'la görüşeceğim diye kendimden emin bir şekilde söyleyince bir sürü bekleyen sanatçı o sırada var alt katta. Bana böyle yaptı. Çaktırmadan çık yukarı dedi. Sevmiş herhalde o şeyi. Çaktırmadan çıktım yukarı. Böyle pala bıyıklı, zayıf bacaklar, üst üste atmış bacaklarını, gözlüklü, çatık kaşlı bir adam. Ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Karikatür, çizgi getirdim dedim. Getir bakayım dedi. Bak, bunlardan bir numara olmaz, bir cacık olmaz. Hadi git mektebini oku. Hadi yavrum dedi. Yani ufacık çocuğum çünkü yani. Ben de üzüntülü bir şekilde, benden bir şey olmazmış diye. Çıkarken dur bir dakika dedi. Kağıt, kalem, çiğni mürekkebi. Yani karikatür için gerekli olan ne varsa. Silgi, kalem tıraş. Ve tabii en başta kağıt. Bir de ayrıca resim kağıdı. Bunları verdi. Hiç senden bir numara olmaz dedi. Ben de Kayseriliyim tabii. Bu adam benden bir şey olmasa niye bunları bana verdi? Çizdim bir şeyler, götürdüm. Yani o beni kovaladı. Ben kapıdan kovaladı, bacadan girdim.
Oradan kovaladı, öbür taraftan binanın arka kapı vardı şeyin, Günaydın Gazetesi'nin arka girişi vardı. Oradan buradan derken dedi ki senden kurtulamayacağız dedi Kayseri'li. Öyle hitap ediyordu bana. Gel dedi sen benim çırağım ol. Çünkü çırağım askere gidiyor. Yani ona Oğuz abiye yardım eden getir götürücü çocuk. Adı da oydu yani, getir götürücü çocuk. Askere gidiyor. Sen gel bana şey yap, yardım et. Ben de ondan sonra Oğuz Aral'ın hem çırağı oldum hem de ne derler amatör olarak amatör köşesinde derginin çizgilerimi yayınlanmaya başladı Oğuz abi. Ben yayınlanan her dergiden 10 tane filan alıp bütün akrabalara dağıtıyordum yani şeyim oydu. Oğuz Aral'ın vefatına yakın bir şey öğreniyorsunuz ondan. Meğer babanız ona demiş ki. Evet onlar acayip şeyler zaten. Yani Oğuz abiyle biz ayrıldıktan sonra çok uzun süre küstü hepimize. Sonra elini öpmeye gittik, affetti. Yani gırgırdan ayrıldık biz. Çok büyük bir kitle. Yani gırgırın neredeyse ekibinin %90'ı ayrıldı şeyden, gırgırdan. Öyle olunca Oğuz abi bu işin başını Kayseri'yle çekmiştir diye ilk başta bana şey yaptı, darıldı. Biz de onun kalbini kırmış olduk. Efendime söyleyeyim. Sonra tabii ki el öptüğümüzde de şey yaptı. Ustalığı gereği affetti. Efendime söyleyeyim. Nereye bağlayacaktım bunu? Babanız ona teslim etmiş sizi. Efendim? Sonra dedi Kayseri'de sen gel buraya dedi. Bak bu işleri bazı şeyleri bilmiyorsun, sana söyleyeyim. Hani siz beni bırakıp kaçtınız gittiniz de hani ben seni buraya nasıl kabul ettim? Senin de haberin yok dedi. Sen dedi mektebe gidip gelirken baban geldi. Yani bir berber o zaman ben Oğuz Aral'la görüşeceğim dediği zaman Oğuz Aral gibi bir adam da görüşebiliyormuş demek ki. Ben Oğuz Aral'la görüşeceğim dediğinde herhalde şey yaptılar, telefon ettiler. Kim, ben Hasan Kaçar'ın babasıyım yani. Senin oraya gelen küçük çocuğun, yani liseye giden oğlanın babasıyım. Oturmuş, konuşmuşlar, etmişler. Ondan sonra kurban pazarlığı yapmışlar. Eti senin, kemiği benim bilmem. Babam Oğuz Aral kim, nasıl bir adam, nedir ne? Bütün bunları araştırmış. Ondan sonra o da babam öyle gelince çok mutlu olmuş. Efendime söyleyeyim. Yıllar sonra bana babamla bu şeyini anlattı. Görüşmesini anlattı. Yani sen bana emanet edilmiştin. Müsaade istemeden gittin. O yüzden darıldım sana diye. Evet, gırgır demişken sizin çok tutulan bant karikatürlerinizi, Eşek Herif başta. Evet. Evet. Çok, yani çok fazla şey çizdim ama albüm fazla yok. Yani, fazla yok, evet. Zannediyorum benim kuşağım arasında tip, yani karakter oluşturan, en çok karakter oluşturan isimlerden birisi olduğumu zannediyorum. Çünkü Eşek Herif'in içerisinde de çok fazla sayıda şey vardır, tipleme ve ne derler, karakter vardır. Yani Eşek Herif'in babası var, Çingen Selim var, Deli Ziya var ki evet. Daha sonraki sinema ya da dizi çalışmalarımızda çok fazla şey yapmıştır. Efendime söyleyeyim. Köylü Mehmet var. Oğuz Aral bu çizgi şeyini elit bir güruhun elinden resmen aldı ve ahaliye sundu. Evet. O zamana kadar yani 70'lere kadar 60'ların ortasında işte Akbaba dergisi daha elit bir şeydi. Gazetelerde karikatür yayınlanırdı ve herkes her önüne gelen karikatür çizemezdi. Oğuz Aral çok sayıda benim gibi berber çocuğu, manav, kasap, bakkal kim varsa bunların yetenekli çocukları keşfederek onları şeyin içerisine bu sanat karikatür sanatının içerisine dahil etti ve yani kendince bir devrim aslında yapmış oldu. Bunun için de çok eleştirildi o zaman. Çok eleştirildi. Yani şimdi nerede o gırgır diyor insanlar. O dönemin Oğuz Aral'ını, Tekin Aral'ını yere göğe sığdıramıyorlar ama o dönem Oğuz Aral'ın bu yaptığı çok affedilir bir şey değildi. Dolayısıyla Oğuz Aral ve Tekin Aral basın camiasından değil ama bu entelektüel camiadan dışlanmış ne derler harcı alem işlerle uğraşan şeyler
figürler olarak ciddiye alınmaması gereken adamlar sınıfına sokulmuştu. Gerçekten çok da şey yapılıyordu yani. Laf üretiliyordu. Mesela kral diyorlardı. Bize de kralı soytarıları diyorlardı. Ya da o dönem sarı sendikalar söz konusuyken işte Gırgır'da sarı siyah olduğu için sarı derginin şeyleri ne derler elemanları diye hem Oğuz Aral'ı hem onun etrafındaki gençleri hep aşağılamakla geçti. Yani bu entelektüel demeyelim. Bu entel camianın bitmez tükenmez şeyidir zaten bu. Ne derler? Bir türlü hazmedemediği bir şeydir. Herkes, yani her sanat dalında rastlarız buna. Rahmetli Metin'de de rastladık işte yani. Evet, bir ara verelim mi tekrar? Eyvallah, tabii ki. Şimdi yine iki parça dinleyeceğiz. İkisinin ortak yönü sinema tarihine damgasını vurmuş Sir Charles Spencer Chaplin'in eseri olması. Bilinen adıyla Charlie Chaplin veya Charlo. senarist, oyuncu, yönetmen, aynı zamanda müziklerinin bestekarı. İlk film son sessiz filmi. Sesli filmi 10 yıl kadar önce geçilmiş. Fakat Charlie Chaplin ısrar etmiş sessiz filmde. Onun duyguları daha iyi geçirdiğini düşünüyormuş. Bir de her milletten insana hitap ettiğini. 36 yapımı bu film. Orada smile yani gülümse repliği de sessiz film serüveninin son repliği diye biliniyor. İşte arkadaşı, kız arkadaşı değer miydi bu kadar diyor filmin sonlarında. O da işte gülümse umudunu kaybetme başaracağız diyor. Önce smile'ı, gülümseyi dinleyeceğiz. Arkasından bu Modern Zamanlar filminin bir parçası. Arkasından sahne ışıklarının bir parçasını dinleyeceğiz. Eternally, sonsuza kadar. Orada artık sesli film yapıyor Chaplin. Chaplin bu müzikleri besteliyor ama kendisi pek nota bilmezmiş. Babadan aldığı bir kabiliyet var, müzik kulağı var. Birçok enstrüman çalıyor. Tarif edermiş aranjörlere, orkestraya, müzik böyle olsun diye. Hatta bu sahne ışıklarının bu müziği yıllar sonra, 73 yılında müzik Oscar'ı alıyor. O aranjörlerle birlikte Chaplin'de paylaşıyor. Daha önce Chaplin'e onursal Oscar verilmiş iki kere. Sonra da onu dinleyeceğiz. Önce Smile, arkasından Eternally. Thank you.
eskiden sanatkarlar öğrencilerine yalnız sanatı değil, onun adabını da öğretirlermiş. Siz karikatürün adabını da Oğuz Aral'dan öğrendiniz. Oğuz Aral anayasası mı? Evet, onun yani Gırgır anayasası. Oğuz Aral'ın tabii şeyidir ama hani Gırgır'ın, evet, Gırgır ne, dergisinin evet, anayasası. Neydi diye. Maddeleri o anayasanın? Ya şimdi mesela genç arkadaşlar, yazarlar, çizerler sınırsız bir özgürlük şeyi içerisinde yazıp çizmeyi tercih ediyorlar. Ve bu olmadığı zaman da bize engel olunuyor diye bir şey serzenişte bulunuyorlar. Şimdi bir kere şunun ayrımını yapmak gerekiyor. Yazıp çizdiğin mecra, ortam önemli. Bir kere yazıp çizmekte sonuna kadar özgürsün. Bu bir, kimse karışamaz senin yazıp çizdiğine. Fakat yani işte Oğuz Aral asıl burada devreye giriyordu. Senin eğer bir sergi yapıyorsan ve o sergide kendi dünyanı kullanıyorsan ve bu bütün kamuyu ilgilendirmiyorsa açtığın sergi, bunun çok meraklıları tarafından tercih ediliyorsa, oradaki o şeyini, özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilirsin ama gene onun da kendi içerisinde bir sınır var. Yani şöyle bir söz vardır ya, yani özgürlük dediğin şey karşındakinin özgürlüğüne kadardır. Onun şeyine, sınırına geldiğin anda orada özgürlüğün biter. Yoksa onun şeyine, özgürlük alanına tecavüz etmiş olursun. Dolayısıyla şimdi Oğuz Aral yazıp çizilen her şeyin, eğer ki bu bir matbuysa ve insanlara dağılacaksa, bu dağılma diyelim ki çok özel bir kuruma dağılıyor. Yani bir kütüphaneye dağılıyor ve onun da belli müdavimleri var. Bu sergiden sonraki aşamasını diyorum. O zaman orası kadar özgür olabilirsin. Oradan çıktın ve gene bir matbu olarak çok insana, aileye, evlere, ve toplumun bir bütün kesimlerine hitap ediyorsan, o zaman o insanların senin dergini takip etmeleri için evlerine girmesi lazım o derginin. Seni evlerine kabul edecek insanların kıymet verdiği şeylere saldırırsan seni almazlar, niye alsınlar? Saygı göstereceksin. Eğer şeyin yoksa bile ne derler? O duruma karşı sevgi dediğimiz şey gayri ihtiyari olan bir şey. Yani elimizde olmayan bir şey sevgi. Ama saygı yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir hadise. Oğuz abi burada bu derginin insanlarla buluştuğunu, aileye girdiğini ve çokça farklı insanlar tarafından alındığını ve okunduğunu söyleyip anayasasını şöyle kurmuştu. Bir karikatür çiziyorsan öncelikle insanların kutsallarıyla dalga geçemezsin. Koymam ben o karikatürü dergine. Sen istersen çiz. Alırdı zaten bütün karikatürü. Tek tek seçerdi. Yani bizim bir karikatür çizip derginin belli bir köşesinde yayınlatma gibi bir şeyimiz yoktu. Oğuz Aral'da, Tekin Aral'da 10 espri, 20 espri, 30 espri bulursun. İçinden 3 tanesini alır, al bunu çiz der. Herkes bunu kabul etmiştir zaten. Dolayısıyla öncelikle insanların kutsallarıyla dalga geçemezsin. İki, insanlarla, fiziki şeyi olan, eksikliği olan insanları karikatür ya da mizah konusu yapamazsın. Mümkün değil böyle bir şey. Yani alay edemezsin engelli birisiyle. Efendim, üçüncü şey, onun ailesi, onu oluşturan yapı taşlarıyla dalga geçemezsin. Muhatap olduğun kişinin. Efendime söyleyeyim, cinsellikle alakalı karikatür
dediğim gibi yani son derece şey, sınırlıdır. Erotik resim çizmekle ötekini karıştırmamak lazım. Belli bir şeye kadar ona müsaade ederdi. Onun dışında müsaade etmezdi o zaman. Böyle olunca tabii ki belli sınırlar koymuş, çok ciddi sınırlar koymuş oluyor. Ve diyor ki özgürlüğün buraya kadar senin. Peki karşısındaki muhatabı tam da uzak yani ben nasıl özgür bir sanatçıyım? Burada özgürlüğümü yaşayamıyorum dediğinde de buradan ayrılmakta özgürsün. Git istediğin yerde istediğini çiz. İlle de Gırgır dergisinde çizmek mecburiyetinde değilsin. Bu şeyini tatmin edebileceğin duygunu, sanat duygunu, başka sanat alanları var ya da başka mecralar var. Buyur oraya git. Sen hem tanınayım istiyorsun, hem sevileyim istiyorsun, hem çizgilerim herkes tarafından bakılsın, Gırgır gibi büyük bir dergide yer alayım istiyorsun ama bu kuralları kabul etmiyorsun. Dolayısıyla enteresandır. Yani günümüz genç arkadaşlar, günümüzdeki genç çizer arkadaşların ya da sanatçı arkadaşların şikayetçi olduğu bu durum Oğuz Aral ve onun gibi şey yapan, hayata bakan insanlar için belli bir manifesto idi. Ya kabul edersin ya etmezsin. Bu kadar basit. Kimse seni zorlamıyor. Bunu anlatmakta, günümüzde bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Yani sonuna kadar özgürlük diye bir şey, garip bir şey. Sonuna kadar özgürlük olabilir. Bunun alanları ve mecraları var. Adam bunu da söylüyor zaten sana. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle sosyal medyada da var zaten. Yani onun patronu sana bir sınır koyuyor. Geçtiğin anda hesabını kapatıyor. Cart diye senin bütün bağlantını kesiyor. Hani özgürsün? Sana sonuna kadar özgürlüğü şey yapıyor, öneriyor. Sosyal medyanın patronu. Sen onun koymuş olduğu sınırları geçtiğin anda kapatıyor. Demek ki her şeyin bir şeyi var. Bir sınırı olmak zorunda ki bir arada yaşayabilme şansına sahip olalım. Yani sohbet ederken bir otomobil örneğinden yola çıkmıştık. Otomobilin kadranında 240 yazıyorsa evet senin 240 basma ve 240 ile gitme şansın, daha doğrusu özgürlüğün var. Ama hiçbir akıl sahibi insan 240 ile gitmez. Zaten de gitmemeli. Eğer sen gidiyorsan karşındakinin özgürlük alanına tecavüz ediyorsun. Çünkü o makul bir şeyde geliyor. Dolayısıyla cümleyi şöyle bağlayayım. Her yapılan işte kamuyla, insanlarla bir arada olunan işlerde makuliyet sınırı diye bir şey var. Bu sanatçı hani feriştahıyım ben diyen için de geçerli, onun amatörü için de geçerli. O makuliyet sınırını aşamazsın. Evinde, kendi köşende istediğin çiz, istediğini yaz ama paylaşma hususunda bu belli toplumsal kurallar var. Bu sadece sanatta yok, trafikte de var. Belli satın dükkanlarında kendine göre sınırı var, şusu var, busu var yani. Muhalifinizi bile çirkin çizmeyin diyormuş herhalde. Evet, karikatür çirkin bir şey olmamalı. Evet. Ki bakılmalı. Evet. O yüzden mesela diyelim ki bir dönem Demirel'e muhalif mizah dergisi. Bir dönem Erbakan'a muhalif falan filan. Bütün bu şeyler bir dönem yoğun şekilde Özal'a muhalif. Hatta Özal kafalarından her zam geldikçe o zamın yanına bir Özal kafası eklenirdi. Yani şu kadar artı bir Özal diye derginler her tarafı Özal kafasıyla dolmuştu. Rahmetli Özal gelip dergiye bizlerden karikatür aldı. Şimdi eğer ki karşındaki insana belli bir sınırı aşmadan eleştirini yapıyorsan ve zekice yapıyorsan,
Yani o karikatür ya da mizah bir zeka unsuru barındırıyorsa muhatabın da seninle şey yapıyor, saygı duyuyor senin yaptığın. Sana kızabilir, çok kızabilir. Gerçekten yani dövmek bile isteyebilir seni. Ama oradaki zeka parıltısına saygı duydurmak durumundasın. Bunun içinde karikatürü matrak ve sevimli çizeceksin. Çirkin çizemezsin. İstiyorsan o adam senin en sevmediğin bir şey olsun, figür olsun. Komik, matrak, tatlı çizim diye bir şey var. Ha tamam, başka arkadaşlar başka bir şey tercih ederler. Dediğim gibi o tercih edilen de onun sonuçlarıyla karşılaşmalı ve buna da katlanmak mecburiyetindedir zaten. Özal'ın o ziyaretinde çizgi karikatür niçin üstün diye bir kıyası var herhalde değil mi? Yani o boşlukları zihninde okuyan tamamlıyor diye. Şimdi rahmetli Özal'ın şeyle çizgiyle bir ünsiyeti vardı. Seviyordu evet. Çizgiyi. Yani onun özel şeyi. Dolayısıyla mesela şunu bile çözmüş idi. Bir çizgi romanla bir sinema arasındaki farkı anlatırken çizgi romanın sinemadan çok daha sağlıklı bir şuur şey yaptığını, şuur altı geliştirdiğini, zihni beslediğini şey yapar, söyler. Nedir o? Sinemada bütün kareleri tek tek görürsün. Her kareyi. Zaten peş peşe gelince o hareket oluyor. Çizgi romanda ise bir adamı atın üstünde görürsün. Elinde bir silah vardır. İkinci karede yerde görürsün. Üçüncü karede kalkmış emekliyor görürsün. Dördüncü karede bir tane tabutla o adamı götürdüklerini görürsün. Bütün bu şey aradaki nüansları senin beynin kare 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 tamamlıyordur. İşte o yüzden yani beynin o aradaki kareleri tamamlamasının çizgi romanın en büyük sihiri olduğunu ve dediğim gibi yani şeye insan düşüncesine çok büyük katkısı olduğunu söyleyen bir değişik bir devlet adamı. Ayrıca hala da zannediyorum onun evde bir özel odası var. Semra Hanım öyle bir şey vefatından sonra ayarlamıştı. Yani özel odasında bizim duvarda karikatürlerimiz var. Evet. Bize kızdığı karikatürler. Ama hep matrak ve tatlı çizdiğimiz evet. Figürler. Gırgır bu anlayışta bir yüksek tirajlara ulaştı. Tabii. O dönem tabii karışık Türkiye. Sınıflar çatışması da sanki var. Siz mesela Dolapdere'den yani Taksim altından Taksim'e öyle istediğiniz zaman herhangi bir dükkana giremiyorsunuz. Eyvallah. Bir yandan da işte her gün kaç kişi öldürülüyor. Tabii. Cuma günleri çıkıyordu Gırgır. Hı hı. O gün onun hürmetine mi anarşi biraz azalıyordu diyorsunuz? Şimdi seviliyor bu dergi. Ve sağcısı solcusu herkes bu dergiyi okuyor. Zaten Oğuz Aral'ın entelektüel değil, entel çevreler tarafından sevilmesinin, sevilmeyişinin sebebi bu. Kardeşim biz bir tezgah kurmuşuz güzelce. Bak onu ona kapıştırıyorum, bunu buna kapıştırıyorum. Ben gençleri birbiriyle kapıştırıyorum. Bir planım var çünkü bunun arkasından darbe yapacağım ben. Yani bunu hazırlayan fikir ya da irade kimse elbette ki Oğuz Aral'ın bu yaptığından hoşlanmıyordu. Çünkü o sırada İnsanlar aynı şeyi okuyabilme, ortak bir noktada birleşebilme, tek bir dergiyi ortakça derginin felsefesini, karikatür, ortakça paylaşabilme şeyine sahip oluyorlardı. Ve tabii ki o sırada da birbirleriyle kavga etmiyorlardı. Yani Oğuz Aral bilerek ya da bilmeyerek bir dönen bir tekerleğe çomak şey yapıyordu, sokuyordu. Yani sonradan tabii benim şey yaptığım bu. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Ama benim tespitim bu. Dönen tekerleğe sen çomak sokarsan elbette ki seni ben bütün sanat çevrelerinde efendime söyleyeyim, entelektüel çevrelerde şey yapmam, dışlarım. Yani günümüz tabiriyle bir de üstüne linç ettiririm seni. Sen istediğin kadar milyon sat. Bu saygın sanatın, saygın bir sanatçısı hiçbir zaman olamazsın.
Sen olsan olsan ancak işte Sarı Dergi'nin ne derler gülünç bir şeyi figürü olursun, evet, diye şey yapılmıştı, değerlendirilmişti. Keten keten nereden çıktı? Şimdi ben Gırgır'da çizerken çizgilerimin altına küçük küçük bir takım şey, böyle uzaylı gibi yaratıklar çiziyordum. Onların ne olduğunu ben de bilmiyordum ama böyle konuşmalarını da bozdum. Yani normal konuşma değil, evet, de işte mesela ekmek diyeceğine etmek diyor. Elma değil, elmi diyor. İşte bettiri bittiri böyle bir garip bir konuşma. Sonra bunun sevildiğini gördüm. Biraz daha fazla çizmeye başladım. Ama asıl bu işe uyanan usta gel buraya dedi, sana yarım sayfa bunu, bundan sonra yarım sayfa yapacaksın. Cork diye bir şey çizdi. Ben de Cork'un içerisinde yani konuşmayı bozarak şey yapıyorum ya, komikleştirerek dili yayınladığım ya da çizdiğim için kendi adımı da birebir öyle yazmamalıyım. Cork'ça olmalı diye. Yani Hasan Kaçan'ı da heten keten yaptım. Yani İbrahim Tatlıses'i İblelim Tetlises yazdığım için kendi adımı da öyle yapmak zorundayım diye düşündüm. Şirketin de adı heten keten leklemdilik mi olmuştu o zaman? Bir zamanlar reklamcılık, değil mi? Bir zamanlar öyle bir şey yapmıştık. Yani resmen öyle yazıyordu herhalde. Öyle yani, bir alt yapmıştık. Heten keten leklemdilik diye. Evet. Kimse de bir şey anlamıyordu zaten. Neticede battı öyle olunca da. Evet. Evet, kısmet diyelim. Yine bir ara verelim mi? Şimdi sinemaya geçeceğiz. Türk sinemasında çok önemli komedi filmleri oldu. Ertem Eğilmez'i burada analım. Onun birinde yapımcı, birinde yönetmen olduğu iki filmin iki meşhur müziğini dinleyeceğiz. Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı, hı hı, Neşeli Günler. Diğeri de Rıfat Ilgaz'ın meşhur romanları üzerine çekilmiş. Hababam Yine, Sınıfı. Evet, film dizisi Hababam Sınıfı. İki beste de Melih Kibar'ın. Melih Kibar'ın bu müzikleri için denir ki hem hüzünlendiriyor hem gülümsetiyor. Rahmetli anıyoruz. Evet, önce Neşeli Günler, sonra Hababam Sınıfı. Thank you.
Sonra bir gün senaryo, film dünyasında buldunuz kendinizi. Nasıl oldu o başlangıç? Bir şey var ya, fıkra var ya, bir arkadan ittiler diye. Adam denizde bir şey oluyor da, birisi boğuluyor da birdenbire biri atlıyor. Evet atlıyor, onu şey çıkarıyor falan filan da alkışlıyorlar. Diyorlar bu ne cesaret böyle, ya ben atlamadım, biri beni itti diyor. Evet. Şimdi bir şekilde bir itilme durumu söz konusu. Rahmetli Ömer Lütfü Mete ile bir şeyimiz vardı. Bir hukukumuz vardı. Bir sağ olsun birinin bir derdi oldu mu nerede olursa olsun. Şimdi bu tür insanlar hakikaten çok saygı duyulası insanlar, çünkü sayıları o kadar az ki. Mesela Ömer Lütfü Mete ile sizin de hukukumuz çok uzun zamandır değil. Ama bu kadar bir hukukumuz dahi olsa, bir gün Ömer Lütfü Mete'yi arasanız, ben Ankara'dayım, beni buradan gel al deseniz, neden diye sormazdı. Böyle bir adam. Atlar gelir. Bir işim vardı. Ömer abi, Allah rahmet eylesin. Beraber çıktık. Onu halledeceğimiz sırada, Hasan bir bekle, şu şeyin yanına bir uğrayayım, Osman Sinem'in yanına bir uğrayayım, bir şey bırakacağım. Yani bir yazdığı bir şey vardı galiba, onu bırakacağım diye. Ben de şeyde bekliyorum, Sinegraf firmasının, yani Osman Hoca'nın firmasının alt katında bekliyorum. Bu sırada seni yukarı çağırıyorlar dedi sekreter. Ben de çıktım yukarı. Osman Hoca, ya Hasan abi işte sen, yani biz yıllardır takip ediyoruz seni. Böyle hep yani bir şey yapalım duygusu hep ben yaşamışımdır. Benim kafamda bir fırıncı ve beş kızının olduğu bir hikaye var dedi. Bir fırıncı, beş kızı. Bir fırıncı deyince ben ekmek teknesi gibi bir şey mi deyin dedim ben. Evet ismi bu dedi. Hemen dedi orada ismini koydu şeyin. Adı bu olsun. Tak diye ilk görüşmemizde şeyin ismi çıktı. Dizinin ismi çıktı. Sonra benim de o senaryo grubuna, yani Raciş Yaşmaz'ın, Bahadır Özdener'in olduğu senaryo grubuna katılmamı rica etti. O sırada Yeni Şafak'ta karikatür çiziyorum. Aynı zamanda da grafikerlik yapıyorum falan. Yani bir şekilde gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Sonra pat diye bu çıktı. Yazmaya başladık. Ben arkadaşlara anlatıyorum bir taraftan karakterleri. Sonra Herodot Cevdet'i anlatırken bunlar çok gülüyorlar. Yerlerde yuvarlanıyorlar falan filan. Ben de tabii onlar gülünce daha çok şey yapıyorum. Evet, Herodot Cevdet hangi etkili, hangi kişilerden yola çıkarak geldi tabii aklınıza? Tabii ki şeyde, Dolapdere'de, Kasımpaşa'da, kahvelerde, orada görmüş birkaç şeyin meç edilmiş hali, iç içe geçmiş hali. Yani bir tane Dilber abi vardı. Hadiselerin, yani tarihi olayların 10 dakika önce içerisindeymiş gibi anlatırdı. Biz de gülerdik. O mesela Dilber abi farklı bir adamdı. Arkasından Alageyik diye bir tip vardı. Alageyik de saz da gelir. Saz da saz çalmaz da hikaye anlatır. Fakat heyecanlı yerlerde efekt yapar sazla. Sazın ucunda da, yani sapının ucunda da ziller vardı. Böyle garip bir meczup gibi bir adam. O zillerle falan filan çıngır şıngır şıngır şıngır. Şöyle oldu, böyle oldu. O geldi, bu gitti. Bir kılıcını çıkardı. Birdenbire eğer milletin de ilgisi yoksa şıngır 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 birden bir şey yapar. Efekt yapar. Efendim, onlardan falan. Sonra şapkayı çıkarır. İşte kim gönlünden ne koparsa oraya atar falan. Bu gibi şeylerin karakterleri mahallede gördüğüm için ama izlemediğim için. Bu önemli bir şey. Yani eğer ki bir sanatçı bir şeyi bilerek bunu izleyeceğim ve bunu göreceğim derse, o zaman o kurmaca oluyor, gerçek bir dünya olmuyor. Sen fark etmeden o şeyi izleyip sende iz bıraktığı durumları daha sonrasında şey yapabiliyorsan, paylaşabiliyorsan, ha o anlattığın zaten şey oluyor, gerçek oluyor. Öyle olunca da Herodot Cevdet hikayeleri şey yapılmaya başlandı. Arkadaşlar tarafından sevilmeye başlandı. Ben de ya
şu olsa ne güzel olur, hele o oynasa değil mi falan diyordum. Tabii tabii Filip diye benim geçitli şey yapıyorlar. Sonra o birdenbire kendimi kameranın önünde buldum. Ben hiç hayatımda 43 yaşına kadar kamerayla bir tek bir Barış Manço programında bir kameranın karşısına geçtim. Dolayısıyla yani çok yabancı olduğum bir şey. Yapamadım da ilk çekimde zaten. Hocaya da demiştim, hocam bak olmadı yani, ben sana yapamayacağımı söyledim. O yapamayacağım, yapamadığım dediğim şeylerden kesip biçip montajlayıp bir şeye... Nasıl yaptığınızı göster. Tanıtım. Evet. Yani ne diyorlar? Yani bir seyirciye ilk tanıtımını onunla yaptı. Artık yapacak bir şey de kalmamıştı. Sonrasında tabii ki insanların hoşuna gidince de ben bunu becerebiliyorum deyip devam et. Evet. Herodot'tan 300 yıl kadar sonra yaşamış Kikero onun için tarih yazarlarının babası demiş. Yani Herodot ismi çok isabetli. Peki niye o kadar tuttu sizce o tip? Bilmiyorum açıkçası. Şundan dolayı olabilir. Bir, tarihi olayları bir kere ana ekseninden çıkartmadan, koparmadan bir hadiseyi anlatıyor bu adam. Yani Herodot Cevdet. Fakat bunu anlatırken arayı süslüyor. Az önce söylediğim gibi yani rahmetli amcam gibi de arayı süslüyor. Yani İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan duvarlara, surlara tırmanırken işte piti 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 diye böyle kertenkele gibi bilmem ne çıktı dersen tarif ederken de işte şeyin olduğu Taksim'de Beşiktaş dolmuşlarının kalktığı yerden bilmem ne yaptığı böyle yani hem bugünle hem geçmişle ilişkilendirirsen bir şekilde insanların hoşuna gidiyordu. Onu şuradan zaten yazarken arkadaşların güldüğünü görünce ha tamam bu insanların hoşuna gider. Çünkü var olan bir şeyi şekerlendirip tatlandırıp şey yapıyorsun, anlatıyorsun. Ama onun dışında tersi de oldu Herodot Cevdet'te. Mesela anneleri anlatırken de bir anne hikayesi herkesi üngür üngür ağlattı. Ya da bir hafta boyunca çalıştım ve tamamen bütün şeylerini, kıtalarını ezberlediğim Çanakkale şiiri. Çanakkale'yi okuduğumda seyircilerin büyük bir kısmından ya bizi mahvettin bilmem ne falan filan dediler. Sonra beni askeriyeden Ege Ordu Komutanlığı'ndan bir davet almıştım. Bunlar koca koca adamlar, rütbeli önde komutanlar falan filan da oturuyor. Benden şey rica ettiler, bunu okur musun diye Herodot vari, Herodot kıyafetiyle davet ettiler. Gittik, Çanakkale şiirini okudum. Işıklar yandığında o apoletli koca koca şeyler, komutanlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. O bilemiyorum, karikatür gibi Allah vergisi bir şey. Yani o tesir diye bir şey Allah veriyor. İnşallah yaptığımız, herkesin yaptığı işlere hayırlı güzel tesirler verir diyelim. Siz o rolü zirve noktası diye görüyorsunuz herhalde oyunculuk hayatınızda. Bazen öyle olur. İlk yaptığın iş zirvedir. Ondan sonrası diğer aradaki şeylerdir yani. Baktığın zaman yani diğer şeylerde de sanatçılarda da bu tür durumlara şey yapabiliyoruz, rastlıyoruz. Yani buradan başlayıp böyle yukarı doğru çıkma olmuyor diye bazen bir şey olmuyor. Direkt yukarıdan şey oluyor. Nasip kısmet yani bilemeyiz. Neydi o Bosnalı şey? Kusturica. Evet. Yani şimdi Çingeneler zamanı. Sonra bir sürü şey yaptı, film yaptı ama Çingeneler zamanı olağanüstü bir şey. Ve unutamayacağımız karelerle, sahnelerle öyle dolu. Hakikaten. Aynı şekilde mesela Fellini'nin Amarcord'u. Fellini cazım, aklımıza Amarcord geliyor. Onun gibi bir sürü filmi var. Çok kıymetli filmleri var. Ama Amarcord. Evet. O yüzden bu da mesela şey oldu. Hani günümüz tabiriyle bir fenomen oldu. Aradan zaman geçince başka bir şey olacaktır. Gelenek olacaktır. Yani geleneksel bir şey olacaktır. Şey yapmıştık, konuşmuştuk. Yani 100 sene, 200 sene eğer üstünden geçerse o dediğimiz telefon, televizyon karakteri
Eğer kıymetli de bir şeyse o zaman bir şey, bir kültür, bir geleneksel figür haline gelebilir, mümkündür yani. Evet, sonrasında birçok yapımda rol aldınız, senarist olarak, oyuncu olarak. Bugünlerde de bir vakıf altında, Yeni Sanat Vakfı altında, Milim Sanat diye bir merkezde öğrenci yetiştiriyorsunuz, yeni yapımlar için çalışıyorsunuz. Gelecek için ümit taşıyorsunuz herhalde. İyilik de kişiden kişiye bulaşıyor. Yani birdenbire şey olmuyor. Heart diye hastalık geldiğinde pof diye şey olmuyor. O ona iyilikte, kötülükte fert fert bulaşır birbirine. Biz birdenbire bütün bu şeyi ne derler, network'ü geleceğiz ve başka türlü bir şey yapacağız diye bir iddiamız yok. Sadece bizim zaten kültürümüzde var olan zarafeti ön plana çıkarabilirsek ve o zarafeti yaşatabilme şansına sahip olabilirsek o bile yeter, artar diye düşünüyorum. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlara da, gençlere de bir alan şey yapalım, bırakalım diyoruz. Çünkü maalesef dünyada da böyle, bizde de böyle. Benim düşündüğüm gibi düşüneceksin. Benim söylediğim gibi söyleyeceksin. Dünyaya benim baktığım gibi bakacaksın şeysi var. Yoksa sana bu mecrada hayat hakkı tanımam. Evet, Oğuz Aral da mesela buna benzer bir şey söylemişti ama onun geçerliliği başka bir şey. Öteki, ben olumsuz da düşünsem, benim olumsuz ve kötü düşüncem me katılmak mecburiyetindesin. Eğer yaşama hakkı istiyorsan bu şeyde, bu sanat dalında, o yüzden yani Yeni Sanat Vakfı'nda biz bir takım şeyler, alanlar açalım. Herkes gönlüne göre şey yapsın. Tabii ki konuştuğumuz gerçekler doğrultusunda insanlar sanatlarını icra edeceklerdir. Biz de onun altyapısını, o aynı Oğuz abinin bize yapmış olduğu gibi gençlerle paylaşma şeyindeyiz, hedefindeyiz. Evet. Nasip ne olur Allah bilir. İnşallah hayalleriniz gerçek olur. Eyvallah. Programımızı kaparken yine iki müzik parçası var. Ekmek Teknesi'ni konuştuk. Onun bu kadar tutmasında herhalde müziğinin de rolü var. İlk parça Cengiz Onural'ın bestesi. Aynı zamanda Ekmek Teknesi dizisinin jenerik müziği Balat. Son olarak da bestesi Tamburi, yine ince sazdan Murat Aydemir'e ait Herodot Cevdet. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar zarif, bu kadar güzel, üstelik de müzikle süslenmiş bir program. Hatta diyebiliriz ki arkadaşlar o kadar başarılı ki sohbetle süslenmiş bir müzik. Eksik olmayın. Onların becerilerine ve icra ettikleri sanatın güzelliğine de bir teşekkür etmiş olalım. Eksik olmayın. Biz de kemanda Ebru Söylemez, piyanoda Feride Öget'e çok teşekkür ediyoruz. Programımızı iki parçayla kapatıyoruz. İnce Saz'dan önce Balat, sonra Herodot Cevdet. Hoşçakalın.